Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili dostlar, sevgili kardeşlerim, sevgili hemşerilerim, sevgili arkadaşlarım. Sonra o namazgaha gelirken kurban bayramı sabahında bizimle hani gitmiş kurbanlar vardı ya, onlarla ilgili sizlerle buluşmayı nasip eyledi. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Kurbanları Molla Gülhane Camii'nde sevgi, saygı ve muhabbetlerimle cumamız geçti. Bayrama eriştik. Gelecek cumada Allah'u alet. Bugünkü bayramımız, kurban bayramımız mübarek olsun. Allah nice bayramlara hayırlısıyla sıhhat, afiyet, birlik, birlik, güzellik içerisinde düşmeyi nasip eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Antalya Merkez Murat Paşa Camii'nden canlı yayında vaaz dinliyoruz. Kendisine ayağa kalktı ve kendisini niyazede ettiğini izah etme ihtiyacı hissetti. Allah'ın Resulü dedi, vallahi ben bugünün yeme içme günü olduğunu, yoksul komşularımın ihtiyaçları olduğunu düşünerek kurbanımı namazda önce kesmek lazım ettim. Ve etinden de aileme ve komşularına ikram ettim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kurban değil, et için kesilen bir koyun olmuşum dedi. Bunun üzerine Yahud burada tekrar ayağa kalktı. Peki dedi, ben de yaşını doldurmamış. Fakat iki koyundan daha iyi gösterişli bir kuzu var. Bu et için kesilen olur mu diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, evet, ama senden başka kimse için yeterli olmaz dedi. Çünkü orada özel bir durum var, bu özel duruma ihtimal vermem, Peygamber Efendimiz fetva verdi. Demek ki fetvalar, özel durumlar neticesinde şahsa özel verir. O herkese kişiyle bilmez. Ha demek ki olabiliyormuş, biz de bundan sonra bunu yaygınlaştıralım denmez. Özel bir durum varsa, o şahsa özel, demek ki ruhsa mahiyetinde verir. Sonra namaz ve hutbenin ardından sıra kurbanları kesmeye geldi. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam, o kurbanların namaz kısırdığı geniş alanın kurban kesmeye de elverişli hazır hale gelmiş bir yer olduğunu bilerek dikkat alarak aynı zamanda orayı bir kurban kimi alan olarak bir kenarını ne yaptı? Belirledi. Şimdi günümüzde biliyorsunuz şehirlerde, şehir hayatında onlar yerlerinin yediği köşelerin kenarları belediyelerin tarafında kurban kesim yerleri alanları olarak belirleniyor. Orada gerekli aslında önceden yapılıyor. Hatta açısından da bizzat belirleniyor. Hakkın konuşmasın diye o sıraya riayet edip kurbanlar kesiliyor. İşte Allah'ın Resulü hayvanların kesim esnasında onlara etkili verilmemesi için gerekli uyarılarda da bulundu. Her konuda ihsanı, konudan güzel davran. Her konuda İhsanlı, yani güzel davranmayı Allah fark etmiş ve müminlerin temdiğini işitse yapan kulları seveceğini görmüş Allah Teala. İşte hayvanların kurban edilmesinde de yine aynı ihsanın gözetilmesini Allah Teala diyor. Peygamber Efendimiz de ashabına tavsiye ediyor. Bir sahabi Şefkat Erdoğan radıyallahu anh şöyle ifade ediyor. Ben iki şeyi Resulullah'tan öğrendim. O şöyle buyurdu. İnna Allah'a kezebe dihtan ala bir
Allah her işi güzel yapmayı emretmiştir. Hangi iş olursa olsun. Her işi güzel yapmayı Allah Teala emretmiştir. اِذَا فَتَنْتُمْ فَاَحْتِمُمْ قِدْلَةً Şu haldeydi. Meşru bir sebeple öldürürken de işkence etmeden biraz öldürür. وَاِذَا فَتَنْتُمْ فَاَحْتِمُمْ قِدْلَةً Hayvanı kestiğinizde de kestiğinizde ne yapın? وَالْمُحِدَّ حَبُّكُمْ شَفْرَتُهُ فَالْيُرِحْ فَالْيَحَدَى Birimiz hayvanı kesteceği zaman bıçağını kestin ve hayvanı kestiği hayvanı rahatlattın. Ona hediyet etmedin. O yüzden bıçağın iyice keskinleştirilmesi, güzellenmesi, Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi ve sünneti. Bu bıçağın güzellenmesi esnasında çıkan sesin bile kurbanlık hayvana işitilmemesi, gösterilmemesi, inceliğinde dilimizin bir güzelliği. Kesin işini hayvana hediye edilmeden gerçekleştirilmesi, acı çekmeden can vermesi, bağlanması. Bunlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem fiili sünneti hem kavli sünneti ve tavsiyesi. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kurban iki koç getirildi ve onlar kıbleye doğru Peygamber Efendimiz onları yatırdı. Keserken besmele çekti. Sonra bir getirdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi l-hamd dedi. Ve o gün bayram günü, kurban bayramı, Müslümanların ilk kurban bayramı iki koç çekti. Onları kıbleye doğru yatırdığında inni ve cehtu ve iyye filani fadratana ve acibel ardu hanife ben hanif olarak yani hakka yönelmiş olarak yüzünü göklerine yaratan Allah'a çevirdim ve mâ enem gelmiş iki ben müşriklerden değilim ayetini okudu. Daha sonra inne salati ve nusufi ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin şüphesiz benim namazım kurbanım hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La şerike le onun hiçbir ortağı yoktur. Ve bizzalike umirtu وَاَنَا اَوَّلْ مُسْلِمِينَ Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilki ayetler okudum. اللهم منك ولك عن محمد وأمتي Allah'ım bu kurban sendendir ve Muhammed ile ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayetler ve dua okuduğu dualar demek ki bize neyi gösteriyor? İslam'dan önce kurtlar için kesilen hayvanlar ile İslam'dan sonra Allah'ın adı kesilerek, adı anılarak kesilen kurbanlar arasında demek ki en önemli farkı ortaya koyuyor. İslam'dan önce kurtlar adına hayvanlar kesilirdi. Allah adı anılmadan. Ama İslam Allah'ın adı anılarak bunu bir ibadete dönüştürdü. Daha önceki peygamberler ve ümmetlere Allah-u Teala'nın emrettiği gibi ümmet-i Muhammed'e de bu ibadet lütfedildi. Hatırlardır, demek ki kurbanlar kutlara adanıyordu, şirk içerisine getiriyordu. Ama İslam'dan sonra sadece Allah'ın adıyla ve yine Allah'ın adına kurban edilerek bu ibadete dönüştürüyoruz.
ve Peygamber Efendimiz'e dedi, Allah'ın kuruna senden senin yarattığındır, senin ikramındır, senin insanındır, senin lütfundur ve Muhammed ile Mekke arasından senin ikramındır. Peygamber Efendimiz'i bu ilk kurbanını keserken gören sahabe efendilerimiz, Ya Resulallah, ey Allah Resulü, Mehâd-i bu kurbanlar nedir? Peygamber Efendimiz gayet şöyle buyurdu, Sünnet-e-Lebîkum İbrahim, babamız İbrahim'in sünnetidir. Gayet bu kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var? Bakın sahabelerimiz, merak ettiği konuya bakın. Tamam, itaat var, teslimiyet var ama merak da var. Hatta biliyorum ki iyi ki merak etmişler, sormuşlar. Bu vesileyle birçok detaya vakıf olabilir. Ne diyor Sahabe Efendimiz'e? Cevabı aldılar değil mi? Sahabe Efendilerimiz, kesilen kurbanların her kılına karşı bir hakeme, bir cevap. Cevap alındı. Fakat Sahabe Efendilerimiz soruyorlar. Galiba diyorlar ki, Rasûf ya Resulallah, ya çok yünlü bir koyun veya keçi olursa, gâle, bi kulli şa'latin mine sûfiyatına, yünden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır. Evet, kardeşlerim, demek ki her bir kılı adedince sevaba vesile olacak bu ibadeti inşallah bütün din kardeşlerimizde de bu ecir ve sevabı bolca ihsan edildiği ihtiyarlardan eylesin. Cihat kardeşlerim, ilk bayramımız dedik Medine'de. Sahabe Efendilerimiz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı sakın takip alıyorlar. Onun her hareketini inceliyorlar, gözlemliyorlar. Dikkatleri çeken kişi o gibi ona soruyorlar. Ve bakın o gün dikkatini çeken başka bir hadiseden bahsedelim. İlk kurban bayramı olduğu için o gün Medine'ye dışarıdan da birçok misafirler gelmiş. Çünkü ilk kurban, Müslümanların ilk kurban bayramı. Nasıl olacak gidelim? Bizzat Resulullah'la birlikte bu bayramı yaşayalım ve gözlemleyelim. Meraka bakın. Böyle futbol maçları gibi başka şekillere, başka ülkelere gitmediğim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk kurban bayramına bizzat şahit olalım merakı. Bu bizzat bir ilk değil mi? Çok sıkıntı Medine'ye gelmiş ama o yıl kıtlık var. Gelenler çok aç ve yoksul. Peygamber Efendimiz onların bu durumlarını dikkate alıyor. Çünkü rahmet peygamberi kurban etkilerini misafirlere ikram edilerek 3 gün içerisinde tüketmek talimatı. Misafirlere ikram ediyoruz. Çünkü onların durumlarına bakıyoruz, hallerine bakıyoruz. Ve ilk kurban bayramı Medine'de kurban etlerinin günden sonra sahibine tarafından yedirmesini Peygamber Efendimiz'in 3 gün içerisinde yiyeceğimizin dağıtacağımız halkın bu ibadeti, kurban bayramını tamamen İkram şöyle, hiç ayrım yapmayın. Etrafımızda bolca ikramda bulunuyoruz.
gidiyor diyor, bizim burada kesin ki, sıramız var. Böylelikle o aç noktaç sahabe burada özellikle dikkatimi çekmek istediğim bir husus, bakın bayram namazı kılınmış, Peygamber Efendimiz'in selamı selamı kurbanları kesilmiş, ondan sonra sahabe efendilerimizi kurbanlarını kestikten sonra tatlılardan ikram edilmiş, ondan sonra onların bu halini bilen Peygamber Efendimiz sonra kadın cemaatinin olduğu yere gidiyor ve bu yoksul sahabe için onlardan yardım talep ediyor. Bilezik, gerdanlık, bilmem, birçok dine eşyası veriyor hanı sahabiler. Hani camilerde yardım toplanır mı, toplanmaz mı diye bazen böyle dedikodular falan çıkıyor ya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatında var. Hani ilk kurban bayramı akar bize. Kimden? Sahabelerden bazıları bu uygulamanın her yıl devam etmeyeceğini sorunlarlar. Size kurban etkilerini çiğinden sonra tüketmenin sanmıştır. Fakat Allah size umut verdi ve hayırlara kavuşturdu. Dolayısıyla o etlerden yedirdiniz. Sadaka olarak verebilirsiniz. İstediğiniz kadar da kendi için ayırabilirsiniz. Şimdi rahmet vardı. O zahmet o gün şartlarına onu gerekirdi. Rahmet döneminde o günkü şartlar yeniden gidiyordu. Evet. Daha sonra kurban keser sayısının artması durumunda artık istediği kadar yenilir, yedirilir ve akıllanabilir bir hale geldi. Hadi o günkü şartlar düşününce ne dolabı var, ne de dondurucu var, ne başka bir şey. Hazreti Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam etkilerle fakirleri doyurmadı. Ondan sonraki kalabı bir şekilde rivayet de var. Bazı Müslümanlar çoluk çocuk hizmetçileri bulunduğu elektrikçiler yemeleri ve yedirmeleri taklamaları yaptırmaları doğrultusunda Peygamber Efendimiz'in kendilerine ruhsat vermediğini sorunca Peygamber Efendimiz onlara ruhsat vermiş. Tam buradaki yıllarda Peygamber Efendimiz'in rivayetlerinin kurban etkilerinden bir kısmı tercih ediyor. Yani bulunmayacak şekilde korunmadığı için bazı tedbirlere başvurduğu kurbanların ayaklarını kurutarak paça olarak sakladığı o günkü şartlarda 10-15 gün hatta sonra tükettiğine dair rivayetler var. O günkü şartlar onu ertelemiyordu. Demek ki kurban ibadeti kardeşlerim var. Ünlü burada, ibadeti mali olur, müsait olur. Kurban bayramında o kurban ibadetini yapamayan fakir, yoksul Her ümmet için yazık olsun Allah'a ala ma razakahum min el enam
Allah kendilerine olarak verdiği hayvanlarından alarak kurban kesmeyi meşru kıldı diyor. Yani orada zarar görüyor. Muhterem kardeşlerim, en ön saf boş duruyor, orayı da dolduralım. Ön saftaki kardeşlerimiz, en öndeki boş safı da dolduralım. Saflarımızı şöyle bir sıklaştıralım, Bismillah diyelim, hareketlenelim ki cemaatimiz dışarıda kalmasın. Malum bugün bayram, cemaatimiz kalabalık olacak. Boşlukları dolduralım inşallah. Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun inşallah. Yardım gör o yerim olmuyor eklerim ya Rabbi.
gözü yaşlı annelerin üzüntü dualarıyla, yetim çocukların sinek yakan kıçkırıklarıyla senden niyazda bulunuyoruz. İnsanlık için, alem İslam için senden yardım niyaz ediyoruz. Bize katından bir rahmet gönder. Çıkış yolu gözle Allah'ım. Amin. Bize katından bir rahmet gönder. Bize çıkış yolu göster Allah'ım. Amin. Ey zalimleri alçaltan, nefrete düşünen Rabbim. Kadın erkek, çoluk çocuk demeden katliam yapan zalimleri, hainleri sana şikayet ediyoruz. Haddi aşanları, kendilerine zihnet tatlısı vurmuş olanları sana şikayet ediyoruz. Sen mazlumların yardımcısı zalimlerin haklısın. Bu zalim ve mazlumlara karşı mazlum kardeşlerimize, mazlum kardeşlerimize medet eyle Allah'ım. Amin. Ey izahda kalanların imdadına yetişen Rabbimiz, bizlere rahmetinden nazar eyle. Ümmet-i Muhammed'e bu şiddetten, bu zulmetten amade bir hayat bahşeyle. Amin. Haksız, vicdansız, hukuksuz ve insafsız saldırılara maruz kalan, başta Gazze, Filistin, Myanmar, Doğu Türkistan ve adımızda imza her ne kadar sınır coğrafyamızda mazlum, mazlum, yüzü yaşlı kardeşlerimiz varsa onlara görünür görünmez ordularımla yardım eyle Allah'ım. Dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun, ezilen, üzülen, açlık çeken, kıtlık ve sefalet içinde kıvranan çaresiz kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Amin. Mazlumlara imdad eyle Allah'ım. Amin. Mazlum ve mazlumların ağzını zalimlerle bırakma Allah'ım. Amin. Mazlum ve mazlum kardeşlerimizin ağzını zalimlerle bırakma Allah'ım. Amin. Mazlum ve mazlum din kardeşlerimizin ağzlarını zalimlerin üzerine bırakma Allah'ım. Amin. Şu mübarek günde, şu mübarek bayram gününde, şu mübarek vakitte, şu mübarek günlerde Ya Rabbi dualarımızın dergahını yine kabul eyle Allah'ım. Amin. Çünkü bizler sadece sana kulluk eder, yaptıkça senden yardım dileriz. Bizleri İslam'ın ile sıvat-ı müstakime hidayet eyle. Amin. Kendilere hizmet verdiğin peygamberler, nebiler, sıddıklar, şehitler, hizmetine bizleri nakil eyle. Amin. Kendilerine kalanmaktır, öfkelendiğin, sapan, sapıtan, sakın kimselerden etme. Amin. Yine onların şerlerinden de bizleri muhafaza eyle. Amin. Emanet ol Ya Rabbi. Amin. Pilerini Ya Rabbi. Mübarek bayram sabahına bizleri kavuştursun, sana sonsuz hamd selamlar olsun. Verdiğin sayısız nimetlere yine sayısız şükürler olsun. Amin. Bizleri şükürden aciz bırakma Allah'ım. Amin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize hizmetinden nail eyle. Amin. Bizim niyeti ametinden üstündür. Bizim de her saatimizde gayetimizden yaptıktan sonra
İmam tesbih cemaat olarak sizce Allah ekber diyerek tedavisi yapacağız, kılacağız, yasına doğru kalkacağız. Dünyayı arkamıza atıp Allah'ın huzurunda en tekiz var olacağız. Ve Allah'ın ekberini bayram namazını kılmaya uydum hazır olan imama, yönüm kıbleye, kıblem Kabe'ye niyet ettim Allah rızası için kurban bayram namazını kılmaya uydum hazır olan imama, yönüm kıbleye, niyet ettim Allah rızası için kurban bayram namazını kılmaya uydum hazır olan imama. Aziz ve muhterem Müslümanlar, önümüzdeki boş olan safları dolduralım, öğle namaza duralım. Kısaca bayram namazını tekrar ediyorum. Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama diye niyet edilir. Allahu Ekber diyerek tekbir alırız. Subhaneke okunur, tekrar eller kulak hizasına kaldırılır, yana sallanır. Tekrar Allahu Ekber denir, yana sallanır. Allahu Ekber denir, üçüncü tekbirden sonra ellerimiz bağlanır. İmam içinde Neuzü Besmele'sini çeker, Fatiha'yı açıktan okur, Damla Sure ile beraber. Rükû secde yapar, ikinci rekat.
Besmele, Fatiha, Zamm-ı Sure, rükuya gitmeden önce yine üç defa iftitah tekbiri gibi tekbir alıyoruz. Ellerimizi kulak hizasını kaldırıyoruz. Dördüncü tekbirde rükuya eğiliyoruz. Rükû ve secde yaptıktan sonra Ettehiyyatü salli barik Rabbena duaları okunur. Sonra selam verilir. O tekbirlere beraber ondan sonra imam hutbesini okur. Dağılmadan duamızı yaparız. Ondan sonra dağılırız. Bayramımız her kişiye mübarek olsun. Bugün Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اللَّهُ أَكْبَرُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
ve rahmetullah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abdühü ve resulühü. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بيذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننهر فمن ضال فقد صاب سنتنا صدق رسول الله. Aziz ve muhterem Müslümanlar, bizleri yoktan var eden, imanla şereflendiren, bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın sadakatini, Hazreti Hacer Validemizin samimiyetini, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyetini bize bayram olarak miras bırakan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme selatü selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, ikramı, inayeti müminlerin üzerine olsun. Bayramınız mübarek olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kurban bayramı sabahında müminlere şöyle seslenmiştir. Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Bugün bizler de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ihya etmek üzere bir araya geldik. Dünyanın bütün makamlarından sıyrılarak omuz omuza verdik. Rabbimizin divanına durduk. Bayram namazımızı hep birlikte huşu içinde eda ettik elhamdülillah. Birazdan da bizleri Rabbimize yaklaştıracak, onun rızasını ulaştıracak olan kurbanlarımızı besmeleler, tekbirler ve dualarla eda edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak bütün ibadetlerimizi dergah-ı izzetinde kabul buyursun. Değerli müminler, kurban Allah'ın rızasını kazanmaya, rahmet ve mağfiretine mazhar olmaya, iyiliğin ve hayrın yayılmasına vesile olan müstesna bir ibadettir. Kurban, sadakat ve fedakarlığın sembolü, takva ve teslimiyetin işaretidir. Öyleyse kurbanlarımıza şefkat ve merhametle muamele edelim. Kurban kesimini ehil ve likayetli olan insanlara bırakalım. Çevre temizliğine özen gösterelim. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlıkları
belirlenen günler içerisinde Allah'ın adını anarak eda etsinler. Artık onlardan siz de yiyin, yoksullara da yedirin. Ayeti mücibince ihtiyaç sahibi kardeşlerimize kurban etinden ikram edelim. Gönüllerimizi arasındaki iyilik ve muhabbeti daha iyi güçlendirelim. Kıymetli müminler, bayramları birbirimize uzaklaştırdığımız tatil günleri olarak görmeyelim. Çünkü bayramlar ailemiz, akraba, konum, komşu, dostlarımızla birlikte yaşandığından bereketlenir. Gerçek anlamı bulur. O halde bayram günlerini vesile kılarak büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret edip gönüllerini kazanalım. Onların dualarını yer alalım. Peygamber Efendimizin bizlerin için nasıl sünnet bıraktıysa biz de öyle o sünneti idrar edelim. Geçmişlerimize hayırlı yad edelim. Çocuklarımıza hediyelerle sevindirelim. Onların zihinlerinde bayramı unutulmaz bir hatıraya dönüştürelim. Yetimlere, öksüzlere bayram neşesini tattıralım. Yaşlılara, hastalara bayram sevincini yaşatalım. Küskünlere son verelim. Affı kuşanalım, kırılan kalpleri onaralım. Hasılı hanelerimize, sokaklarımıza, şehirlerimize bayramların huzur ve muhabbet iklimini yansıtmanın gayreti içinde olalım. Maalesef bu bayramda Gazze'li kardeşlerimiz mahzun kalmaya devam ediyor. Tarihin şahit olduğu en büyük vahşetlerden biri uygulanan zalimler bütün dünyanın gözü önünde kadın, çocuk, yaşlı demeden kardeşlerimizi katlediyor. Zalimlerin yenileceği, mazlumların zafere ulaşacağına olan inancımız tamdır. Bize düşen bu katliamı durdurmak için insani ve vicdani sorumluluklarımızı yerine getirmek, doğru yerde durmaktır. Yüce Rabbim'den Kurban Bayramı'nı ruhlarımıza, birlik ve beraberliğimize, bedenlerimize, afiyet hanelerimize bereket, mazlum ve mahzun coğrafyaların kurtuluş vesilesi kılmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Muhterem Müslümanlar, bayram namazından, bayram duasından sonra sizlerden camımız için alınan klimanın şu anda 30 bin liraya yakın borcu var. Sizden gerekli yardımlarınızı talep ediyoruz. Camımız için bulunur, toplanacaktır. Aynı zamanda kurban verilerini de topluyoruz. Getirmek isteyenler, başka yerlere söz vermeyenler getirsinler, camimize bir katkı olsun. Tabii ki klimalar çalışıyor. Caminin giderleri var ister istemez bazı şeylerde. O zaman da o paralarla elimizden geldiğince katkıda bulunalım. Yardımlarınızı bekliyoruz. Ela inahsına kelam ve ebda'un nizam kelamullahi melkul azizil allem kemâ gâlellâhu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve idâ hurel kur'an feslehûleh ve amsutu lâletim turhamih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله من الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, ordumuzu, tüm İslam alemini her türlü zulümden ve kötülüklerden muhafaza eyle. Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilikler ver. Bizi cehennemin azabından koru. Ey Rabbimiz, bizleri, annelerimizi, babalarımızı, tüm müminleri hesap gününde bağışla.
اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Okuduğum ayet-i şerîlede Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: muhakkak ki Allah-u Teala adaleti, iyiliği, akrabayı yardım etmeyi emreder. Kötülüklerden korunmayı emreder. Düşünüp tutasınız diye öğüt verir. Muhterem Müslümanlar, kurban derileri aşağıda kasırhane var. Caminin giriş tarafında. Orada görevli arkadaşımız var. O toplayacaktır. Gerekli bilgiyi vermekteyiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Huvallahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. تقبل منا ورحمتنا وشمرضانا استجب دعانا وعبادتنا بحرمة لله تعالى. الفاتحة. Bayramınız mübarek olsun. Allah nice bayramlara ulaştırsın. Nereye gidecek abi? Ne mahkum? Bak. Lafı sahte bir yedin Allah'ım.
Bir zaman neyle kendini bağlıktı? Kredilerle mekliyorlar, bilgilerle. Bu sebeple neyse ki Allah sınavımızdan eyleyin. Allah sınavımızdan sağlayacağım. Allah razı olsun. Teşekkürler. Aramız var olsun. Neredesin? Ne yaptın? Bayramı var ya. Neredesin? Ben buradayım. Şeker verirlerdi bizim ocağımızda. Şeker mi? Şeker mi? Şeker mi? Sen çocuk musun ya? Allah'ın bayrağı olsun. Allah'ın bayrağı olsun. Allah'ın bayrağı olsun. Hani de o? Şurada yok şeker. Hocam çikolatamız abi. Çocuğuna veriyor lan. Bir de orada oldu ya. Namazda ırkta gidelim diyor hocam. Oturup konuşalım, haberleşelim ya. Hoca öyle diyor. Ben orada kılacağım dedi. Ne diyor? Biz de öyle diyor. Emekli olduk. Sadece emekli oldum diyor. Emekli oldum. Ödeme yaptı. Kendi yaptı. Allah razı olsun. Servet abi, bayram var mı sende? Amin. Amin. Ben şimdi emekli olduktan sonra daha bir şey yapmam diye gerek yok diyor. Ya tabii ki görev bize devam edeceğiz de. Allah razı olsun, bayram bayramı sularını sağ olun. O bizim ölene kadar bayram bayramı. O bizim ölene kadar şey. Görevimiz. Sen şimdi emekli oldun, görevge devam etmiyor mu? Ediyor. Hala devam ediyoruz. Yani. Dilimizde bir ayakta duramıyorsak da fazla. Şimdi zaman artık mihraba geçemiyoruz. Minbere çıkamıyoruz. Yani, yani çünkü yani ayakta duramıyor. Ya o yana Allah razı olsun, bayram mübarek olsun. Bayram mübarek olsun. Tamam, Allah kabul etsin. Önemli değil. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Para vermedin ya. Allah bereket ver. Din görevli demek. Herkes dinini görevlisi. O kadar. Ama her Müslüman dinini görevlisi. Din gönüllüsü olur. Din hizmetlisi. Hizmetlisi olur. Emeklilik. Bu dünyaya mahsus. Bu dünyaya mahsus. Ama öbür dünya. Ne yapacaksın? Vallahi örtten şey öğleden sonra örtten. Bilmiyorum da ört dört güne de ört. Tamam. Hayır, teşekkür ederim. Sen bugün %10 ödüyormuşsun sayılan paralardan, doğru mu? Bayram bayram olsun. Sağ ol, sen de mübarek olsun. Bayram bayram olsun, o kadar ben değilim. Bayram bayram olsun. Bayram bayram olsun. Maşallah. Kabul etmiş onlar. Hocam bana dedi ki %10'ları sana vereceğim dedi. Öyle mi? Orada bunu sana vermiyor. Allah kabul etsin. Geldi. Ben bir şey demedim hocam. Onun söylediğini söyledim. Ben bir şey demedim. Allah razı olsun. Hocam Allah kabul etsin. Sağ olun. Amin. Allah razı olsun. Bir şeyleri bir toparlayalım. Allah razı olsun. Bitsin. Nasıl bitsin? Nereye? Uygun olan yer. Allah. Cezabı Allah'ın göreve etsin. Nazım olmadı. Gözemiyorsun bak. Aa, hadi tamam. 15, 14. senesi. Doğru.
Şurada. Şurada şey kesiyorsun. Burada, burada tarafı. Açlık verecek. Ya, 180 buna verdin, 180'ına verdin. Yok canım. Ya birisi 20, birisi 20, 40 kesiyor. Tamam işte öyle gidin, anladım. 20 bundan kesiyor. 20 bundan. Evet sevgili kardeşlerim, sevgili dostlar. Kapatın geleyim. Allah hata ve kusurlarımızla makbul eylesin. Böylece bir bayram namazını daha eda ettik. Allah bayramın feyiz ve bereketinden müstefid olanlardan eylesin. Mevlam dünyamızı, ahiretimizi mamur eylesin. Hastalıklarımıza, hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Dertlerimize devalar nasip eylesin. Borçlu olan kardeşlerimize borçlarını ödemede kolaylıklar ihsan eylesin. Mevla dünyamızı, ahiretimizi mamur eylesin. Antalya Kepez Molla Gürani Camii'den tekrar sevgi, saygı ve muhabbetlerimle hemşerilerime, köylülerime, kardeşlerime, büyüklerime, küçüklerime sevgi, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah nice bayramlara daha böyle huzur, güven, birlik, dirlik içerisinde ulaşmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.